Selamünaleyküm, hayırlı günler değerli arkadaşlar. Hani videolar birikti fakat onları edit edemiyorum, fazla vakit kalmıyor. Bugün Cuma günü bir video yayınlayayım. Önceki gün bir araç yanmıştı. Genelde bu araçlar neden yanıyor? Bunun üzerinde biraz durayım. Onunla ilgili bir muhabbet edelim diye açtım. Şimdi değerli kardeşlerim, havalar sıcak. Özellikle sıcak zamanlarda bu yanma hadiseleri yaşanır. Havanın sıcak olması, yolların sıcak olması, hareket halinde olan tekerin içerisindeki havanın da ısınmasıyla, ne de olsa teker esniyor. Ve tonajlı olması itibariyle değerli arkadaşlar, tekerin içindeki havada ısınıyor. Teker ısınıyor. Hava sıcak. Eğer bir de tekerde de sıkıntı varsa veya fren sisteminde, balatalarda sıkıntı varsa, iç tarafta rulman, yani bilyeler kısmında da eğer dağılma olduysa, sıkışma olduysa, bunlar da birbirini tetikliyor. Yanlış yükleme, yani bir tarafa yüklemenin de fazla olduğu zamanlarda değerli arkadaşlar, ağırlık bir tarafa yükleniyor, teker tarafına. Bu da o tekerin en kısa sürede ve bazı hassasiyeti de varsa, zamanla paslanmış, efendim körelmeler, çürümeler, araçtaki yorgunluklar, bir civatanın eksikliği, yani her şey olabiliyor. Yani bu tür şeyleri tetikleyen sebepler, bakımsız olabilir. Bunun etkileriyle beraber değerli arkadaşlar, frene basa değerli arkadaşlar, ısınıyor. Balataların birbirine sürtmesiyle daha sonra alev alıyor. Çünkü aşağıda da hortumlar var. Teker yanmaya başlıyor artık. Nar haline geliyor o balatalar, disk tarafı nar haline geliyor fakat göremiyoruz. Tonajda varsa tırın çekişi o tonajı çekiyor diye zannedebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da anlayamıyoruz. Öyle bir duman çıkması da fazla görünmüyor. Hareket halinde olduğu için duman fazla yan tarafa gitmiyor. Kor haline geliyor. Hareket halinde bir miktar serinliyor arkadaşlar. Zamanla değerli arkadaşlar, araç durduğu zaman bu sefer birden parlıyor. Teker yanmaya başlıyor. Hareket halinden ziyade değerli arkadaşlar, yavaşlamaya başladığınız anda yanmaya başlıyor araç. Tekeri, özür diliyorum. Müdahale ettiniz o anda. Aksi takdirde cayır cayır yanmaya başlıyor. Hortumları yakıyor. Hortumları yakınca da arkadaşlar aracı da kilitliyor. Hareket de edemiyorsun artık. Yavaşladığından dolayı alev alıyor, hortumlar yanıyor, hava hortumları. Artık ondan sonra aracı da hareket etmiyorsun, çakılıyor. Orada yapacağın şey, yangın tüpün varsa yangın tüpünü kullan. Ama ne yazık ki ihmaller zinciri birbirini tetikliyor. Biraz sonra örnekler vereceğim. Eğer kontrol edilmiyorsa, muayenelerde yıllarca aynı tüple gidiliyorsa, bir sebepten dolayı arkadaşlar tüpün içinde hava var. Hava tüpü var. Bastığınız anda o yangın tüpüne o hava şeyi deliniyor tüpü. Delinince azıcık sıktım kalsın sonra kullanırım, olmuyor. O hava zarar görüyor. Daha sonra arkadaşlar ne yazık ki kullanamıyorsunuz onu. Veyahut zaman geçtikçe bazı sebeplerden dolayı kontrol ettirilmesi lazım. Hava kaçıyabiliyor. Zarar görebiliyor tüp yani. Bununla belli periyotlarla yangın tüplerini kontrol ettirmek gerekiyor. Yangın tüpleriyle ilgilenen hemen her şehirde böyle dükkanlar mı diyeyim, mağazalar var. Evet, geldik konumuza değerli arkadaşlar. Yangın böylece başlıyor. Yukarı doğru alev vurduğundan dolayı Dorsen'in alt tabanı da çeliklerin üstüne tahta konuyor, zemin. Bu zemin tutuşmaya başlıyor. Veya çadır yanıyor.
içindeki arkadaşlar yük yanıyor. Hele bir de kolay alev alan. Mesela bu zamanlarda çok gidiyor. Saman çekenler var. Veya kağıt taşıyan, ambalaj muhakkak alev alıyor değerli arkadaşlar. Şimdi tam o gün bu video çekmiştim. Bundan önceki video. Dorse'nin yandığı video. 10 olaydan yarım saat 45 dakika önce geride Ankara istikametinde Çatalca'da tüneller var değerli arkadaşlar. Gidiş gelişte Kınalı'yla Çatalca arasında Kuzey Marmara Otobanı'nda 2 tane tünel var. Ankara istikametine doğru geliyorum. İkinci tünelden de çıktık. Aşağıya tatlı bir rampa var Çatalca'da. Kuzey Marmara Otobanı unutmayın. Orada değerli arkadaşlar bir tırın arkasından gidiyorum. Birden tırın altından 2 tane odun kömürü yanıyor gibi böyle duman çıkararak 2 parça düştü. Anladım ki bir sıkıntı var. Hemen sol şeride geçtim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar bu tür durumda. Bakın dingil bile kopabiliyor. Aracın dingili bile çıkabiliyor. Arkasında durmayın, kendinizi yan şeride atın emniyetli bir şekilde. Sonra ya bu nedir, bir sıkıntı var diye bakıyorum altına, Dorse'nin arkadan altına baktım. Sol taraftaki arka teker arkadaşlar aksten kırılmış, yan duruyor. Hani Skoda, eskiden Skoda araçların içe doğru, alttan içe doğru eğik olurdu. Yük bindikçe o teker düzelir. O şekilde duruyordu. Bunu fark edince korna çalmaya başladım. Lambalarımı yakıp kapattım. Dörtlüleri arkadaş fark etmiyor, duymuyor. Artık teyip mi, telefonla mı konuşuluyor tam şey edemedim. Biraz daha yetişmeye çalıştım. Gözümde teker de tabii. Fırlama ihtimali de var tekerin. Bu sefer vurursun. Önde tampon mampon dağıtırsınız. Tekrar dörtlüleri yaktım böyle. Sinyal verdim. Korna çaldım. Bir 10 saniye sonra yavaşlamaya başladı hafiften. Yanına doğru gittim. Cam indirdi. Dorse'nin dedim tekeri kopmak üzere. Dikkat et dedim. Yanından geçtim. Aynaya bakıyorum arkadaşlar. O da fren yaptı. Hafif fren yapmayla beraber arkadaşlar aynadan görüyorum. Teker koptu. Teker koptu. Yanarak arkadan geliyor. Dörtlüleri yaktım, uyardım arkadakileri de. Yani biraz daha gitse arkadaşlar ve yavaşlayacak ileride, emin olun o yanan teker o Dorse'yi de yakacaktı. Daha sonra geldim işte yarım saat 45 dakika sonra, köprüyü geçtikten sonra burayı Ankara istikametinde sağ tarafta işte Köfteci Yusuf'un A101'i böyle büyük çokça kullanılan bir yere çektim. Köfteci Yusuf'un arka tarafında. Sonra işte o balata kokusunu aldım. Bizden mi diye. Halbuki ben 5-10 dakikadır duruyordum orada. Sonra yandaki abi fark etti. Geldi benim arabayı kokladı. Yandakini kokladı. Sonra geçerken arabanın yandığını görüyor. Alt taraftan teker yanıyor. Arkadan geçen araç. Hani yavaşlamış ya. Kıza. Daha sonra oraya gelince yavaşlıyor. Ve birden alev almaya başlıyor. Hemen indik. Cayır cayır yanıyor. Yani Rabbim kimseye yaşatmasın. Yangın tüplerini çıkardık arkadaşlar. Ya ne diyeyim. Allah ebeden razı olsun. Can havliyle o tır şoförleri nasıl koşturuyorlar. Kendi tırları değil. Mesela görüntüye bakarsanız su tankeri ya oradan geçiyor. Yani Allah'ın bir hikmeti. Onun da orada olması lazımmış demek ki. Orada olmasa emin olun orada nice tırlar yanacaktı. Üstüne çıkıp tankerin üstünden su sıkan arkadaş, o da tır şoförü. Yani görürsünüz. Hepsi tır şoförü. Adam getirdi tankerdeki suyu boşalttırıyor. Allah ebeden razı olsun hepsinden. Kimisi üstüne çıktı su sıkıyor. Kimisi yangın tüplerini getirdi. Yani bir şekilde müdahale edildi. Allah bunları yolda bırakmasın. Biz de yangın tüpünü kullandık. Sonra patronu aradım. Ondan da Allah razı olsun. Ya dedim patron dedim.
bir yangın vardı, tüpü kullandık. Önemli değil hocam dedi. Olursa yine kullanabilirsin yani. Çünkü bugün onlara dedim, yarın bize. Evet hocam aynen öyle dedi. Hiç mesele değil, sen rahat ol dedi. Allah razı olsun. Bu dönemlerde gerçekten yangınların çok olmasının sebebi bu arkadaşlar. Hava sıcaklığı çok etki ediyor. Mesela bugün yağmur yağdı. Çerkezköy'e girerken, Çerkezköy'den çıkarken hakeza. Ortalık biraz daha serin. Her ne kadar 29-30 olsa da ortalık serin. Yağmurla biraz daha nebze olsa rahatlıyor. Bu tür zamanlarda ne yapmak lazım? Niye yanmaması için ne yapmak lazım arkadaşlar? Arkadaşlar kısa mesafeler içerisinde duruşlar yapmak lazım. 1,5-2 saatte bir. Özellikle bakın tonajlıysa 15 tonun üzerinde 20 tonun üzerinde 26 ton taşınıyorsa 25 ton özellikle 1,5-2 saatte bir durup arkadaşlar tekerlerin soğuması beklenmesi lazım. Yarım saat 45 dakika. Orada yanan araç eğer lastik gümlememişse, bakın patlamamışsa, yeni başlamışsa değerli arkadaşlar, o lastikten uzak durun. Uzaktan yangın söndürücüyle boğmaya çalışın yanan kısmı. Su dökerseniz bir o disk kaynar, ikincisi sıcak soğuk etkileşimiyle hakikaten lastik patlayabilir. Uzaktan hava sıkarak boğmak lazım. Çünkü o teker gümlediğinde sizi de paramparça eder arkadaşlar. Ya karşıya yapıştırır yani en kibarıyla. O yüzden yanan bir tekere fazla yaklaşmayın. Evet, yangınla ilgili, araç yanmalarıyla ilgili ben bunları söyleyeyim. Olur ki hani fark ettiniz, lastik kızmış. Mesela o günde bir otomobil gördüm. Pazartesi mi, salı günü veya estağfurullah geçen hafta. Baktım durmuşlar önümde, ben de durdum dinlenmek için, takografı dinlendirmek için. İndim, ne oldu dedim. Galiba balata sıkmış dediler. Meğer o gün şey çakmışlar, balataları çakmışlar o gün. Tamam dedim, ondan olabilir. Balatalar yeni takıldıysa arkadaşlar, sert frenler yapmayın. Bir, ikincisi değerli arkadaşlar, kontrol edin, kızıyor mu? Yani ısınıyor mu balatalar? Bunlara çok dikkat edin. Arkadaş almış suyu direkt balatalara ve diske döküyor. Böyle yapma dedim canım arkadaşım. Lastiğe dökün. Tekerin üstünden suyu dökün arkadaşlar. Eğer fazla kızmışsa fark edemezsiniz. İlk balatayla diski birbirine kaynatırsınız. Hareket de edemezsiniz. Buna çok dikkat edin. Tekerin üstünden suyu dökün. Bu önemli bir husus. Evet, başka ne diyebilirim canım arkadaşlarım? Yani gözünüz arkada olsun. Aynaları kullanın. Bakın hakikaten duman var mı? Sıcak zamanlarda özellikle. Bir kasılma var mı? Durduğunuz zaman şöyle elinizi değdirmeden ısıyı da fark edersiniz. Tekerlere dokunun. Yani bir teker diğerinden fazla ısınmış olabilir. Orada sıkıntı var demektir. Bu o tarafa yük binmiş mi? Yoksa gerçekten balatalar sıkıyor mu? Hani böyle de kontrol edebilirsiniz. İnşallah Rabbim kaza bela vermesin kimseye. Çünkü başa geldiği zaman insan üzülüyor. Hayatında unutamayacağı bir kalıcı etkiye de sebep olabiliyor. Yangın, yani yandığı zaman yaklaşamıyorsunuz arkadaşlar sıcaktan. Şunu da ifade edeyim canım arkadaşlar, bir anekdot, bir hatıra olarak sizin için de tecrübe olsun. Aracınız yolda yanıyor, yangın tüpüyle değerli arkadaşlar alın, söndürmeye çalışın.
Eğer sönmediyse, gelen giden de yoksa arkadaşlar, kendinizi telef etmeyin. Bir, ikincisi araçta değerli cüzdanınız, telefonunuzu alın. Eğer Dorsey'i kesme şeyiniz varsa, fırsatınız, Dorsey'i şeyden ayırın. Çekiciyi Dorsey'den ayırın arkadaşlar. İkincisi değerli arkadaşlar, yani olayla anlatayım size. Bir gün araç yanıyor, tır yanmaya başlıyor Dorsey. Tır şoförü abi başlıyor onu söndürmeye. Şey yapıyor, ediyor, söndürüyor. Zor şer ama Dorsey de hasar görmüş biraz. Daha sonra patronu ona teşekkür edeceğine, Allah razı olsun abi, sana zahmet oldu diyeceğine, ne diyor biliyor musun? Abi keşke söndürmeseydin. Çünkü şimdi bunu diyor sigorta ödemez diyor. Tam yanmadığı için sigorta bunu ödemiyor. En azından Dorsey'i yenilerdik diyor. Abi de tecrübesini öyle anlatıyor. Bundan sonra diyor araç yanarsa, ha ben sigara içmiyorum, size de tavsiye etmem. Bundan sonra diyor Dorsey yanarsa diyor alacağım sigaramı, geçeceğim, yakacağım, onu izleyeceğim. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Söndürücüyle söndürdüğünü söndürüyor. Aksi takdirde kendinizi telef etmeyin, geçin kenara. Şunu söyleyeyim. Aman ha, sigortasız yola çıkmayın. Şu notu da düşeyim. Yanan aracın hemen yan tarafındaydı benim araç. Görüntülerden de görmüşsünüzdür. DNT diye Dorsey'de yazıyor. Arkadaşlar yangın sıçrasa bizim araç da yanacak. Oradan hareket ettim. Devam ettim. Pamukova'ya geldim. Pamukova'da polis durdurdu. Evraklara baktı. Takografa baktı. Değerli arkadaşlar, meğer sigortamız bitmiş. Patronun gözünden kaçmış, dikkatinden kaçmış. Sigorta yaptırmadan bırakmadı sağ olsun polis. Akşam 9-10 civarı. Araç yansa sigortamız da yok değerli arkadaşlar. Bitti yani, pilimiz bitti. 3 tane traktör var, en kibarı 250 binden. 250, 250, 500, 750, tırı da 500 say. 1 milyar 200 bin liralık malzeme gitti arkadaşlar. Evet, o yüzden yangın, bu tür araç sigortalarını yaptırmak gerekiyor. Nerede, nasıl karşımıza çıkar bilemiyoruz. Her halükarda tedbirini al arkadaşım, ondan sonra yola çık. Teşekkür ediyorum. İnşallah sonuna kadar sabrederek dinlemişsinizdir. Başınızı ağrıttıysam özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.